Merhaba arkadaşlar 6. Föyümüzdeyiz. hücreyle devam ediyoruz dersimize. Bakın bugün ozmotik basınç, turgor basıncı emme kuvvetini önce göreceğiz. Ozmotik basınç bir hücrenin içerisindeki maddenin yaptığı basınçtır. Maddenin yaptığı basıncı ozmotik, suyun yaptığı basınca turgor basıncı deriz. Bir hücrenin içindeki madde artarsa veya su azalırsa Ozmotik basınç artar. Evet. Hücre içerisindeki su miktarının azalmasına bağlı olarak çözünmüş maddelerin zara uyguladığı basınç yani maddenin yaptığı basınç. Su azaldıkça ozmotik basınç ne yapacaktır? Artacaktır. Evet, madde artarsa da ozmotik basınç artar. Saf suyun ozmotik basıncını sıfır kabul ediyoruz. Bakın yanında bir şekil verilmiş. Hipertonik ortam, hipotonik ortam, izotonik ortam. Hangisinde ozmotik basınç daha yüksektir? E tabii ki hipertonik ortamda en yüksektir. Hangisinde en azdır? Suyun çok olduğu yerde. Yani hipotonik ortamda en azdır. Demek ki bakın en çok burada en az ise hipotonik ortamda olacak ozmotik basınç. O zaman sıralama yapacak olursak nasıl bir sıralama yaparız? En fazla olan C, sonra izotonik ortam ve en az olan da B şeklinde bir ozmotik basınç sırası yapabiliriz. Turgor basıncı ise hücre içerisindeki suyun hücre zarına yaptığı basınçtır. Hücredeki su artarsa turgor basıncı artar. Hücredeki madde azalırsa yine turgor basıncı artar. Bunu unutmuyoruz. Turgor basıncı en fazla hangi ortamdadır? Hipotonik ortamdadır. Bakın burada en çok turgor basıncı vardır. En az ise nerededir? Hipertonik ortamdadır. Evet, hücre içerisindeki su miktarının artmasına bağlı olarak içeriden dışarıya suyun uyguladığı basınç diyoruz. Su arttıkça turgor basıncı artar. Turgor basıncı ot su bitkilerin dik durmasını sağlar. Ayrıca bitkilerde nasti denilen bir hareket var. Bunu da sağlar. Mesela böcek kapan bitkisinin hareketi. Böcek gelir üzerindeki tüylere dokunur. Kapanır. Bunu ani turgor basıncı değişimleriyle sağlar. Suyu bir anda atar. Daha sonra topraktan suyu çeker. Hücrelerine su dolar. Şişer tekrar. O böcek kapan bitkisi açılır. Yani nasti hareketinde turgor basıncından faydalanıyoruz. Ayrıca stomaların açılmasında da yine turgor basıncı etkilidir. Stomalar açıkken o stoma kilit hücrelerinde turgor basıncı yüksektir. Hayvan hücrelerinde bitki hücrelerindeki gibi selüloz çeper yoktur. Bundan dolayı turgor basıncına dayanamaz patlarlar. Hayvan hücrelerinin su alıp şişip patlamasına ne ismini veririz? Hemoliz adını veririz. Hemoliz su alır, şişer ve patlarlar. Hatta biliyorsunuz bu protista aleminde amip, öglena, paramesyumda kontraktil koful denen bir şey var. Eğer kontraktil koful olmasaydı onlarda su alıp şişip patlarlardı. Yani hemoliz olurlardı. Yanda verilen hücrelerin turgor basınçları az önce size söyledim. Turgor basıncı en çok olacak olan kimdir? Hipotonik ortam, yani B. En az olacak olan kimdir? Hipertonik ortam, yani C. İzotonik ortam ise ortada olacak. Turgor basıncı ile ozmotik basınç birbirine ters orantılıdır. Ozmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark emme kuvveti olarak isimlendirilir. Yani emme kuvveti Ozmotik basınç eksi turgor basıncıdır. Emme kuvveti ozmotik basınçla doğru orantılıdır, turgor basıncıyla ters orantılıdır. Bunu da unutmuyoruz. Bakın burada bir de şekille görelim. Ozmotik basınç azaldıkça turgor basıncı artar. Emme kuvveti de bakın ozmotik basınçla doğru orantılıdır. Emme kuvveti ozmotik basınç azaldıkça azalır. Bunu unutmuyoruz. Bakın emme kuvveti eşittir ozmotik basınç eksi turgor basıncı deriz. Yani sen diyelim ki vücudunu bir hücre kabul edelim. Bir mantık olsun diye söylüyorum. Terledin, su kaybettin. Hangi basıncın artar eğer sen bir hücreysen? E, su kaybettiğin için ozmotik basıncın artar. O zaman emme kuvvetin de artar. Emme kuvvetini benzetmek istiyorum. Emme kuvveti bir hücrenin su alma isteği, su çekme gücüdür. Mesela sen terledin, su kaybettin. Bir hücresin su içme isteğin ne olur? Artar. İşte bakın o emme kuvvetidir. Su içtin. Su içtikçe, vücuduna su girdikçe turgor basıncın artmaya başlar. Peki su içme isteğin ne olur? Azalır. Yani emme kuvvetin azalır. Demek ki su artarsa hücrede, yani turgor basıncı artarsa emme kuvveti azalır. Yani hücrenin su içme isteği azalır diyoruz. Evet bir tane de örnek çözelim. Glikoz konsantrasyonu %30 olan bir X hücresi %60'lık glikoz çözeltisi bulunduran bir ortama bırakıldığında yani hücreyi hipertonik bir ortama bırakıyoruz. Daha yoğun bir ortama bırakıyoruz. O zaman hangileri gerçekleşir diyor. Bir, e şimdi %30'luk olan hücre... Hipertonik bir ortama konunca su kaybedecek. Su kaybedeceği için ozmotik basıncı artacak, emme kuvveti artacak, turgor basıncı azalacak. Bakın emme kuvveti artar diyor. Evet emme kuvveti artar çünkü hücre su kaybeder. Turgor basıncı azalır hücrenin. Evet azalır çünkü hücre su kaybeder. Ozmotik basınçla emme kuvveti doğru orantılıydı. O zaman ozmotik basıncı da artar. 1, 2, 3'ün olduğu Edirne'yi cevap olarak işaretleriz. Evet örnek 2 ile devam edelim. Bir bitki hücresinde nişasta hidrolizi gerçekleştiğinde yani diyor ki nişastayı parçaladığımız zaman e, açığa ne olacak? Glikoz çıkacak hücrenin içerisinde. Yani madde artacak. Madde artarsa hangi basınç artar? Ozmotik basınç artar. Madde arttığı için turgor basıncı azalır. Emme kuvveti ozmotik basınçla doğru orantılı olduğu için emme kuvveti de artar. Bize diyor ki durumlarından hangileri görülür? E şimdi nişastayı hidrolize edersen glikoz miktarı artacaktır. Aradığım şık da 1 olacak. Ozmotik basınç artar mı? Artar. Çünkü glikoz yani madde artarsa ozmotik basınç da artar. Madde arttığı için e, suyun yapacağı basınç azalacaktır. Yani turgor basıncı azalacaktır. O zaman 3 de doğru. 1, 2 ve 3'ün olduğu Edirne bu soruda cevap şıkkımız olur. Evet, yeni bir şeyler daha öğrenelim. Endositoz. Endositoz büyük moleküllü katı ve sıvıların hücreye alınması demektir. Nasıl maddeler bunlar? Pordan geçemeyecek büyüklükteki maddeler. Endositozda enerji harcanır, enzim kullanılır, zar şarttır. Bakın ve endositozda Hücre zarı gidip büyük moleküllü bir besin maddesinin etrafını sardığı için hücrenin zarının bir parçası içeriye doğru girer. Bundan dolayı endositozda hücrenin zarı küçülür, hücre küçülür. Demek ki endositoz büyük moleküllü katıların ve sıvıların alınmasıymış. Katıların alınmasına fagositoz, sıvıların alınmasına pinositoz diyoruz. Hücre zarındaki porlardan geçemeyecek büyüklükteki maddelerin koful oluşturularak hücre içine alınmasıdır. İki şekilde gerçekleşir. Fagositoz bir. Hücre zarındaki porlardan geçemeyecek büyüklükteki hangi maddelerin alınması? E tabi ki katı maddelerin alınmasıdır. Yalancı ayaklarla hücre içerisine alınır. ATP harcanır. Enzimler kullanılır. Canlılık şarttır. Zar şarttır. Aynı pinositozda olduğu gibi. Pinostoz, hücre zarındaki porlardan geçemeyecek büyüklükteki sıvıların alınmasıdır. Sıvı derken kastedilen su değildir. Ne mesela? Yağ olabilir veya bazı boyalar olabilir. Biliyorsunuz yağ sıvıdır ama su değildir. Evet, pinostozda da ATP harcanır, enzim kullanılır. E peki hücre küçülür mü? Küçülür çünkü pinostozda da içeriye aldığı o sıvı besinin etrafını sarar. Bakın şu zarı görüyorsunuz. Bu zar az önce hücre zarıydı ama artık hücrenin içerisine koful olarak girdi. Bundan dolayı bu olayda da hücrenin zarı küçüldü. Al yuvarlarda, al yuvar diyorum. Ak yuvarlarda fagositoz nasıl olur? Bir bakalım. Yalancı ayaklar ile bakterilerin etrafı sarılır. Bakın burada görüyoruz. Yalancı ayaklarla bakterinin etrafını sardı. Bakteri koful içerisinde hücre içerisine alınır. Bakın içeriye girdi bir besin kofulu yapıldı. Daha sonra lizozom ne yapıyor? Gidip onunla birleşiyor. Sindirim kofulunu meydana getiriyor. Bakın burada görüyoruz. Ve lizozom içerisindeki enzimleri o kofulun içerisine döker. O bakteriyi parçalar. Bakteri sindirim kofulu içerisinde sindirilir. Ve monomerler stoplazmaya dağıtılır. Evet lazım olanlar dağıtılır. Bakın burada ne yapmış onu daha sonra parçaladığı şeyi boşaltım kofulu haline getirmiş. Egzostozla götürmüş dışarıya atmış. Egzostozla hücre içerisindeki artıkların salgıların koful sayesinde hücre zarıyla birleştirilerek dışarıya atılmasıdır. Burada ak yuvarın hücresindeki fagositozu görmüş olduk. Ekzositoz. Evet hücrenin içerisindeki artıkların, salgıların bir koful içerisine konularak hücre zarından dışarıya atılmasıdır. Bakın endositozda bu e olay sırasında endositozda hücrenin zarı küçülüyordu. Egzositozda kofulun zarı gidip hücre zarının yapısına katılacağı için egzositoz hücre zarını büyüten bir olaydır. Enerji harcanır, enzim kullanılır, zar şarttır, canlılık şarttır egzostozda. Demek ki hücreden uzaklaştırılması gereken sindirilemeyen atıkların ya da salgıların koful içerisine konup paketlenerek hücre dışına atılmasına egzostoz diyoruz. ATP harcanır. Kofulun oluşumunda Golgi önemli rol oynar. Evet Golgi oluşturur ama endoplazmik retikulum da olabilir. O da koful yapabiliyor çünkü. Oluşturulan koful hücre ile birleştiği yerden açılır ve atık maddeler hücrenin dışına bırakılır egzositozda. Endositozla hücre zarının yüzeyi küçülürken egzositozla büyür. Bakın bu bilgi önemli. Demek endositozla hücrenin zarı küçülüyormuş, egzositozla büyüyormuş. Ve de çeperli hücreler hangisini yapamaz? endositozu yapamazlar. Neden? Çünkü çeperli hücreler çeper hücre zarının dışındadır. Dışarıdaki büyük moleküllü bir maddenin içeriye alınmasına hücre çeperi engel olur. Fakat egzositoz yapmak mümkündür. Çünkü hücre zarı iç kısmındaki stoplazmadaki bir kofulu alıp hücre zarıyla birleştirip çeperle zar arasındaki boşluğa atabilir. Hatta bitkilerde lignin denilen, pektin denilen hücre çeperini kalış, kalınlaştıran maddeler bu şekilde çeper ile zar arasındaki boşluklara atılabiliyorlar. Evet örnek 3 ile devam edelim. Kaan öğretmen tahtaya X molekülünün hücre dışına atılmasını gösteren aşağıdaki şekli çizmiş. Ardından öğrencilerinden X molekülünün hücre dışına atılmasıyla ilgili birer cümle kurmalarını istemiştir. Bakın bu X molekülü nasıl atılmış? Şu olayın ismi nedir? Bu olay bir egzositoz olayıdır. Bakıyoruz. Öğrenciler bununla alakalı yorumlar yapmışlar. Neler demişler? Nihan ne demiş? Nihan X molekülünün zardan geçemeyecek büyüklükte olduğunu söylemiş olabilir egzositozla. Oradan geçemeyecek büyüklükteki maddeler atılırlar. Tunahan ne demiş? Tunaan X molekülünün zarın iki tarafındaki derişim farkına bağlı olarak hücre dışına atıldığını söylemiş. Yanlış endostoz, egzostoz derişim farkıyla o gerçekleşen olaylar değildirler. Derişim farkı onların atılmasında alınmasında önemli değildir demek ki Tunaan yanlış söylemiş. Bahri ne demiş? Bahri X molekülün hücre dışına atılması için ATP tüketildiğini söylemiş. Doğru söylemiş. Egzositozda ATP tüketilir. Rüzgar ne demiş? X molekülünün hücre dışına atılmasının hücre zar yüzeyini azalttığını söylemiş. Yanlış söylemiş. Egzositozda kofulun zarı hücre zarının yapısına katıldığı için hücrenin zarının yüzeyi büyür. Endositoz olayında küçülürdü. Bu, buradaki olay egzositoz olayıdır. Egzositozda hücrenin zarı büyüyecek. Dolayısıyla rüzgar yanlış söylemiş olacak. O zaman kim doğruyu söyledi? Nihan doğruyu söyledi ve de Bahri doğruyu söyledi. Bu da cevabımızı ne yaptı? Adana seçeneği yaptı. Evet örnek 4 ile devam edelim. Dış ortamdan fagositozla besin alan bir hücrede, fagositoz yapan bir hücrede. Olayları aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşme sırasına göre verilmiştir? Bakın öncelikle yalancı ayakla besin kuşatılacak. 3 Üç. 3. olay ilk sırada olacak. Daha sonra bir sindirim kofulu oluşacak. Yani 2 numara birincisi olacak ve daha sonra polimer yapılı besinler monomerlerine o sindirim kofulunun içerisinde parçalanacaklar. 3 bu olacak. Ortaya yapı taşları monomerler çıkacak ve onlar hücrenin stoplazmasına dağıtılacaklar. Yani biz hangi sırayı arıyoruz? 3, 1, 4, 2 şeklinde bir sıra arıyoruz. O da nerede var? Edirne seçeneğinde var. Örnek 5. Bir hayvan hücresinin gerçekleştirdiği madde alışverişi aşağıda gösterilmiştir. Oklar madde geçiş yönünü belirtmektedir. Şekle göre amip hangi maddelerin geçişi sırasında enerji harcamak zorundadır? Yani biz burada enerji harcanan olayları arıyoruz. Bakıyoruz. Karbondioksit bakın içeriden dışarıya çıkmış. Solunum gazları her zaman basit difüzyonda taşınırlar. Dolayısıyla da hiçbir zaman enerji harcanmaz. Bakın burada enerji harcanmaz. Suyun geçişi ozmozdur. Ozmozda da enerji harcanmaz. Demek ki suda enerji harcanmadan gerçekleşen bir olay. Glikoz bakın %1'lik ortamdan %2'lik ortama geçmiş, porlardan geçiştir. Bu olayın ismi aktif taşımadır. Aktif taşımada enerji harcanır. Glikoz aktif taşımayla enerji harcanarak gerçekleşir. Protein %9'dan %6'ya geçmiş. Bakın Normalde bu aklınıza difüzyonu çağrıştırabilir ama protein büyük moleküllü bir maddedir. Büyük moleküllü maddeler ister dışarıda az olsun çok olsun fark etmez. İçeriye alınacağı zaman mutlaka enerji harcanarak alınır ve bundan dolayı da bu proteinin alınması da ATP harcanan bir olaydır. O zaman glikoz ve proteinin olduğu bir şık aramam gerekiyor. O da nerede var bakın. Bursa seçeneğinde var. Altıncı örneğimiz yokmuş. Beşte tamamladık. Altıya sonra bakarız. Bilimsel yöntem basamakları. Evet. Hücre zarından madde alışverişi ile ilgili yapılan deneyler bilimsel yöntem basamaklarını içerir. Bilimsel bir problem çözülürken aşağıdaki basamaklar sırası ile takip edilir. Evet bakıyoruz. Bir önce gözlem yapılırmış bu basamaklara dikkat. Daha çok eskilerde biz önce problemi belirler sonra gözlem yapılır derdik artık sıralama değişti. Şimdi önce gözlem yapılıp problem belirleniyor ve daha sonra hipotez kuruluyor. Hipotez probleme önerilen geçici çözüm yoludur. Bir başka şekilde söyleyecek olursak problemi ortaya çıkarma ihtimali olan şüpheli kimse o, o, onu belirlemek için hipotez kurarız. Hipoteze dayalı tahminler yaparız. Tahmin cümlesinde eğer kelimesi olur, melidir, malıdır diye biter. Ve kontrolü deneylerle bunu deneriz. Verilerin analizini yaparız. Kontrolü deney sonunda elde ettiğimiz verilerin analizini yaparız. Ve onları rapor haline getirip ve en sonunda da bir teori oluştururuz. Teoriler kökleşmiş hipotezlerdir. Evet, gözlem probleme dair verilerin toplanma sürecidir. Yani problemi ortaya koymak için gözlem yapmak gerekiyor. Sadece duyu organlarıyla yapıldığında nitel gözlem deriz. Ölçü aletleri kullanılarak yapıldığında ise nicel gözlem olarak adlandırırız. Bakın nicel gözlemler rakamsal kesinlikler içerir. Nitel gözlem kesin değildir ama nicel gözlem kesin kesindir. Mesela e, bu sınıfta 10 kişi vardır. Bakın kesin söyledim. Bu bir nicel gözlemdir. Ama desem ki bu sınıfta yaklaşık 10 kişi vardır, bu nitel gözlem olur. Evet, hipotez probleme dair geçici çözüm yoludur. Kontrollü deneyler ile doğruluğu sınanır. Kontrollü deneyde ortam şartlarından sadece bir tanesi değiştirilir. Örneğin deney ortamında her şey aynı, sadece sıcaklığı değiştirirsen kontrolü deney yapmış olursun. Değiştiğinde deneyin sonucunu etkileyen değişkene bağımsız değişken denir. Eğer deneyin sonucunu etkiliyorsa biz ona bağımsız değişken diyoruz. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene yani bağımsız değişken eğer bunu değiştiriyorsa ona da biz ne deriz? bağımlı değişken deriz. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlıymış. Bağımlı değişken diyoruz. Örneğin hücrenin içerisindeki suyu arttırdım. Bakın bu bağımsız değişkendir ama suyu arttırdığım için turgor basıncının artması bağımlı değişkendir. Veya ozmotik basıncının düşmesi bağımlı değişkendir. Yoğunluk farkının difüzyon hızına etkisinin araştırıldığı bir kontrollü deneyde. Her iki deney düzeneğinde de yoğunluk farkı dışındaki tüm faktörler sabit tutulur. Aynı miktar su, aynı sıcaklık, aynı bağırsak zarı ve benzeri. Böyle bir ortam verdik ve deney yapıyoruz. Birinci deneyimiz. Bakın %10'luk sükroz çözeltisi ve saf suyla hazırlanan aşağıdaki deney düzeneğinde bir süre beklendiğinde A kolunda sıvı seviyesi yükselirken B kolundaki sıvı seviyesi azalmıştır. Hemen inceleyelim. A kolunda %10'luk sükroz çözeltisi var. B kolunda saf su var. E, dolayısıyla bir süre sonra bu saf su A koluna doğru geçecektir. A kolunda sıvı seviyesi yükselecektir ki bakın burada yükseldiğini görmüşüz. E, demek ki bu aşağı doğru da B kolunda sıvı seviyesinde bir azalma olduğunu göreceğiz. Görmemiz lazım. Deney 2'de bu sefer bakın %20'lik sükroz çözeltisi koymuşum. Yani buradaki yoğunluğu arttırmışım. A kolundaki yoğunluğu arttırmışım. Dolayısıyla bu sefer B kolundan A koluna geçen su daha fazla olacaktır. Yani H2 az önce deney 1'de gördüğümüz H1'den daha büyük olacaktır. Evet bakın burada da göstermiş. H2 H1'den büyüktür. Bağımsız değişken burada sükroz çözeltisi yoğunluğudur. Ben sükroz çözeltisi yoğunluğunu değiştirdim. Ama bağımlı değişken ne oldu? Difüzyon hızı oldu. İkinci deneyde daha hızlı bir su geçişi oldu. Öyle değil mi? İşte bu bağımlı değişken olur o zaman. Örnek 6 ile devam edelim. Bu 2018 TYT'de çıkmış bir soru. Bir grup öğrenci proje çalışması kapsamında ışığın patates bitkisinin filizlenmesi üzerinde olumlu etkisi vardır. Bakın bu bir hipotezdir. Görüşünü ileri sürerek araştırmaya başlıyor. Yani bu hipotezi araştırıyor. Deneylerle deneyecek. Evet bize ne, ne diyor burada? Öğrencilerin bu proje çalışmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Evet bakın hipotez var. Bir tane hipotezi bulduk biz. O zaman hipotez oluşturma yer alıyor. Evet, öğrencilerin bu amaçla yaptığı çalışmaların aşamaları aşağıda verilmiştir. 10 adet patates alınarak her biri uzunlamasına ikiye ayrılmış, kesilmiş. Her bir patates parçasının üzerindeki göz bölgeleri sayılıp kaydedilmiştir. Her bir patates parçasının alt kısmı ıslatılmış, kağıt havlulara sarılmış ve kesik kısımları Üste gelecek şekilde şeffaf naylon torbalara yerleştirilmiştir. Naylon torbaların ağızları kapatılarak üzerlerine toplu iğneyle eşit sayıda delik açılmıştır. Bu şekilde hazırla hazırlanan patateslerden yarısı ışık alan, yarısı da karanlık ortama konup diğer koşullar özdeş tutulmuş. Bakın kontrolü deney yapıyoruz burada diğer her şey aynı, sadece birisi ışık alıyor, öbürüsü karanlık ortama bırakılıyor. Bir tane faktör değiştiriliyor. Işık faktörü değiştiriliyor. Evet. Özdeş tutulmuştur. Öğrenciler bir hafta sonra naylon torbaların ağızlarını açarak her bir patates parçasının üzerlerindeki filizleri sayarak kaydetmiştir. Bakın gözlemler yapılmış. Bu çalışmayı 3 kez tekrarlamışlardır. Bulgulara göre ışığın filizlenmeyi olumlu yönde etkilediğini kaydetmişlerdir. Yani çıkarım da yapmışlardır, gözlem de yaptılar. O zaman ne kaldı burada eksik olarak? Teori oluşturma kaldı. Teori kökleşmiş hipotezdir. Buna dair herhangi bir bulgu burada yok. O zaman cevabımız bu soruda Ceyhan seçeneği oldu. Evet, biyoloji laboratuvarında kullanılan bazı araç ve gereçlerin burada şeklini görüyorsunuz. Beher, glass, cam baget, işte cam boru çok kullanıyoruz mesela bunu. Başka ispirto ocağı, 3 ayak, Erlen böyle bir şey. Petri kabı deneylerde çok kullanılır. Mikroskop lameli küçüktür, mikroskop lamı daha büyüktür. Deney tüpü yine deneylerde çok kullandığımız bir şey. Evet, gelelim ödev testlerine. Orta seviye ödev testiymiş. Şu an bu elimizdeki. Başlangıçta bulunduğu ortamla ozmotik denge halinde olan bir bitki hücresinin T1, T2 ve T3 zaman aralıklarındaki ozmotik basınç değişimleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bakın bir de ozmotik basınç değişmemiş. 2 de ozmotik basınç artmış. Demek ki demek bu hücre su kaybetmiş olabilir veyahut da madde almış olabilir. T3'te bakın ozmotik basınç düşmüş demek ki hücrenin içerisine su girmiş olabilir veya hücrenin içerisindeki madde azalmış olabilir. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir bakıyoruz. 1. T1 anında ki bakın T1 anında artık izotonik bir ortamda muhtemelen T1 anında bitki hücresinin bulunduğu ortama tuz çözeltisi eklenmiştir. Şimdi bakın T1 anı tam bu bölge. Burada ben ortama tuz eklersem T1, T2 aralığında ozmotik basıncın arttığını söyleyebilirim. Çünkü hücrenin içerisinde madde artarsa ozmotik basınç artar diyoruz. Aradığımız şık da 1 olacak. Çünkü tuz ekleme ozmotik basıncı etki eden, arttıran bir faktördür. 2. T2 anında yani tam burada. Bakın T2 anında. Bitki hücresi bulunduğu ortamdan alınıp saf su dolu bir kaba konulmuştur. Evet. Eğer saf su dolu bir kaba koyarsak hücrenin içerisine su girer. Dolayısıyla hücrenin ozmotik basıncı düşer. Demek ki arada da 2 de olacak. 3. T3 anında hücre hemoliz olmuş ve canlılığını yitirmiştir. Şimdi ben burada sadece hücrenin ozmotik basıncının şu seviyeye kadar düştüğünü görüyorum. Komple sıfırlanmamış. Ayrıca bu hücrenin bir bitki hücresi olduğunu da bana söylüyor. Demek ki bu hücrenin hemoliz olması zaten mümkün değildir. Dolayısıyla 3 aradığım ışıkta olmayacak. O zaman benim cevabım 1 ve 2'yi içeren Ceyhan seçeneği olacak. 2 ile devam edelim. Emme kuvveti T zamanına kadar grafikteki gibi olan bir bitki hücresindeki bu değişime olaylarından hangileri sebep gösterilebilir? Bakın emme kuvveti ne olmuş? Artmış. Yani ozmotik basınç da artmıştır. Yani hücre ya su kaybetmiş veya içerisindeki madde artmış, çözülmüş madde artmış olabilir. Bakalım. Bir protein sentezi buna sebep olabilir mi? Hayır. Protein sentezinde çözünmüş madde miktarı azalır. Amino asit çözünmüş maddedir. E, proteinin yapısına katılır. Ayrıca açığa da su çıkar. Su açığa çıkması hücre içerisindeki emme kuvvetini düşürür. Turgor basıncını arttırır. Demek ki aradığımız şıkta bir olmayacak. İki nişastanın sindirimi. Nişastayı sindirirsem hücrenin içerisindeki glikoz miktarı artar. Yani madde artar dolayısıyla ozmotik basınç artar dolayısıyla emme kuvveti artar. Demek ki aradığım şık da 2 olacak. Oksijenli solunum olur mu? Hayır olmaz. Oksijenli solunumda hücrenin içindeki glikoz azalır ve oksijenli solunumun en sonunda açığa su çıkar. Dolayısıyla Oksijenli solunum da ozmotik basıncı arttıran değil azaltan bir faktördür. Arada ışıkta 3 de olmayacak. Yalnız 2'nin olduğu bursayı cevap şıkkı olarak işaretleyeceğiz. Geldik 3. soruya. Egzositoz ve endositoz olaylarında grafiklerin dikilerinden hangileri ortak olarak gerçekleşir? Evet endositoz ve egzositozda ortak olanı arıyoruz. İkisinde de ATP harcanır mı? Harcanır. Demek ki bir ortaktır. Hücre zarının yüzeyini arttıran yani bu işi yapan egzositozdur. Endositoz azaltır. Bakın burada verilen egzositoza ait bir grafiktir. Endositoza ait değildir. Demek ki iki ortak değil. İkiyi eliyorum. Bir ortak. Lizozomun faaliyetinin arttığı hangisidir? Endositozdur. Endositozda hücre içerisine alınan besin maddesi parçalanması için lizozomlar sayesinde sindirim kofulunda parçalanırlar. Lizozom faaliyeti artar. Bu da ortak değildir. O zaman ortak olan yalnız bir yani Adana seçeneği olacak. Dördüncü soru ne diyor? Aşağıdaki moleküllerden hangisi hücre içine alınırken hücre zarının yüzey alanı değişir. Şimdi Mesela bakıyorum galaktoz hücre zarındaki pordan gerçekleşir. Hücre zarının alanı, yüzey alanı değiştirmez. Glikoz pordan geçiştir, değiştirmez. Gliserol pordan geçiştir, küçük molekülü madde değiştirmez. Fruktoz pordan geçer. Hücre zarının yüzey alanı değiştirmez ama nötral yağlar büyüktürler, pinositozla alınmalıdırlar yani endositozla. Dolayısıyla hücrenin yüzeyi küçülür. O yüzden de cevabımız bu soruda. Ceyhan olur. Evet 5. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen düzenekle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bir düzeneye bakalım. Bakın bir bağırsak parçası var. İçerisinde %3 amino asit var. %5 nişasta var. %2 mineral var. %90 su var. Yani su çok. Ama bakın dışarıda daha da fazla su varmış. Dışarıda %1 amilaz var. Bu amilaz enzimi bu içerideki nişastanın yanına gidemez. Büyük molekülü bir maddedir. Dipeptit o da büyüktür. Dışarıya şey dışarıdan içeriye giremez. Ama glikoz bakın %2 glikoz bu dış ortamdan por, porlarla o e, bağırsak zarından geçip içeriye girebilir. Burada %94 su varmış. Su da yine o bağırsağın içerisine girebilir. Evet şimdi bakalım. 1- Amilaz difüzyonla bağırsak zarından geçerek nişastayı parçalar mümkün değil. Çünkü amilaz büyük moleküllü bir maddedir. Dolayısıyla o bağırsak zarındaki porlardan geçmesi mümkün değildir. Aradığımız şık bir olmayacak. 2. Dipeptit endositozla bağırsak zarından alınır diyor. Bu bağırsak zarı canlı değildir. Dolayısıyla canlı olmadığı için endositoz yapması da mümkün değildir. Aradığımız şıkta 2 de olmayacak. 3. Aminasit molekülleri çözeltiye Glikoz ise bağırsak içerisine difüzyonla geçer. Geçebilirler çünkü bunlar pordan geçebilecek kadar küçüktürler. Yer değiştirebilirler. Amino asit bağırsağın içerisinden dışarıya. Glikoz dışarıdan bağırsağın içerisine giriş yapabilirler. Dolayısıyla aradığımız şıkta 3 olacak. Bu da cevabımızı Ceyhan yapacak bu soruda. Evet yeni nesil sorularla devam edelim. 1- bir, bir U borusu seçici geçirgen zar ile... A ve B bölmelerine ayrılmıştır. Bakın burada gösterilmiş. Borunun A bölmesine glikoz çözeltisi konulduğunda ki bakın burada A'dan glikoz çözeltisini ekliyoruz. Birinci düzenek her iki bölmedeki çözelti seviyesinin bir süre sonra eşitlendiği gözlenmiştir. Neden? Çünkü glikoz buradan bu seçici geçirgen zardan B tarafına doğru geçebilir. Çünkü pordan geçebilecek kadar küçüktür. B bölmesine içeriği bilinmeyen bir maddeden rastgele ilave edildiğinde ikinci düzenekte A bölmesindeki sıvı seviyesinin düştüğünü, B bölmesinde sıvı seviyesinin yükseldiğini ve bir süre sonra oluşan yükselti farkının sürekli korunduğunu gözlemliyoruz. Yani buraya eklenen şu B demek ki por'dan geçemeyecek kadar büyük. Bundan dolayı da su bu tarafa doğru geçer ama madde A tarafına doğru geçemeyeceği için su seviyesi B'de her zaman yüksek olarak kalır. Şimdi bunu anladık. Buna göre diyor. B bölmesine ilave edilen madde moleküllerinden hangileri olabilir? Söylemiştim. Büyük molekülü bir şey arayacağız. Pordan geçemeyecek kadar büyük moleküllü bir şey arayacağız. Tuz olabilir mi? Olamaz. Tuz pordan geçebilecek kadar küçüktür. Maltoz olabilir mi? Olabilir. Maltoz pordan geçemeyecek kadar Büyük. Glikoz olabilir mi? Hayır. Glikoz pordan geçebilir. Küçüktür. Zaten az önceki soruda da geçtiğini bize söyledi. Su geçebilir mi? Pordan geçebilir. O da küçüktür ama sükroz hayır. Sükroz da pordan geçemeyecek kadar büyüktür. Dolayısıyla 2 ve 5'in olduğu bir şık arıyorum. O da nerede var? Bursa seçeneğinde var. Evet, ikinci soruyla devam edelim. Aşağıda bir hayvan hücresinin ozmoz ortamlarındaki değişimleri verilmiştir. Buna göre ozmoz ortamlarına bırakılan hücrenin hayvan hücresi yerine bitki hücresi olması halinde olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi? Bakın, burada hipertonik ortama bırakmışız. Su kaybetmiş, büzülmüş. İzotonik ortama bırakmışız, dengede kalmış. Bir al benziyor bu. Ve ben onu hipotonik ortama bıraktığım zaman da su alıp şişmiş. Evet, bitki, bitki hücresi olsaydı hangilerinin gerçekleşmesini beklerdim? 1. hipertonik ortama konulduğunda hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafenin artmasını bekler miydim? Beklerdim. Çünkü hipertonik ortamda bitki hücresi su kaybeder, zar çeperden uzaklaşır, hücrenin ortasına doğru topaklanır. Demek ki aradığım şık da bir olacak. Hücrenin plazmoliz olmamasını bekler miyim? Hayır beklemem. Hücre plazmoliz olur. Bitki hücresinin hücre zarı da plazmoliz olur. Dolayısıyla ardım şıkta 2 olmayacak. Hücrenin hipotonik ortamda su alarak hemoliz olmasını bekler miyim? Hayır. Bitki hücrelerinde hücre çeperi vardır. Dolayısıyla hücre su alıp şişip patlamaz. Hücre çeperi buna engel olur. Aradığım şıkta 3 de olmayacak. O zaman cevabım yalnız birin olduğu Adana olacak. Başka bir derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.